derdimiz barınaktakiler, hayvanat bahçesindekiler, deney merkezindekiler, avcılık nedeniyle o ayıların, geyiklerin, karacaların öldürülmesi, sulak alanlardaki göçmen kuşların, leyleklerin, kırlangıçların, göçmen kuşların bulunduğu yerlere imar izinlerinin verilmesi, sulak alanlara binaların yapılması, o hayvanların oralardan küstürülmesi, bir daha gelmemesi. Avcılığın tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Olmaması gerekir. Yani eşit koşullarda yapıyorsanız kabul ediyorum. Silahsız, okla, yaysız, normal çıplak silahlara çıkın, ayıyı avlayabiliyorsanız yapın. Leyleği, kırlangıç yapabiliyorsunuz, yapın. Ama eşit koşullarda çıkmıyorsunuz. Silahla çıkıyorsunuz ve hainlik yapıyorsunuz. İnsan zekasını kötü yönde kullanıyorsunuz bana kalırsa. Ama avcılarla konuştuğunuz zaman onlar diyorlar ki doğayı en fazla onlar seviyorlar. O zaman balık tutmak da mı aynı şekilde? Balık tutmak bile esasında ekolojik dengeyi bozmadığınız sürece onun bile dengelenmesi lazım. Orada ince bir ayrıntıya çok dikkat edelim. İnsanlar böyle bir şeye geliyorlar. Şimdi balık tutanlar ya da bu ayıyı vesaire ormanla öldüren köylüler esasında bunu bizim köylülerimiz vesaireyle yapıyor, balıkçılarımız yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü geçim derdi, toplamış olduğu bal, biriktirmiş olduğu hazine diyeyim ya da o balıklar vesaire, örneğin Yunus balıkları tarafından yırtılıyor. Onlar da ayaklarına, kuyruğuna taş bağlayıp denizin dibine yollamaya, o hayvanı o şekilde eziyet almaya çalışıyorlar. Bunun çözümü nedir? Çok basit. Çevre Bakanlığı bundan etkilenen insanlara belirli bir ödenek ayıracak. Bunlar etkilenme olasılığı olan insanlara. Zaten kaç tane ayımız kaldı? Kaç tane balıkçımız kaldı? Bunlar da hani Avrupa politikalarının elinde, bunlar da zaten sona ermek üzere. Nasıl buzdolapları, çamaşır makineleri dağıtılıyor? Zaten ayının girebildiği, zarar verebildiği, diğer yabani hayvanlarına girebildiği köy sayısı zaten belli. Yani koskoca devletimiz 3-5 tane köylünün, köyün, balıkçının bu zararını çok rahat bir şekilde karşılayabilir. Bunda rakamı zaten bellidir. Şimdi bunu engellemek için ne yapıyorsunuz? Bir yandan ayıları korumaya çalışıyorsunuz, bir yandan da serbest bırakıyorsunuz, o ayılar öldürülsün. Balıkçıların işte Yunus'a, fok balığına, ağlarına zarar veriyor diye yapmış olduğu olaya izin vermiş oluyorsunuz. Çevre Bakanlığı bir ödenek tahsis edecek, olası zararlarını karşılayacak. Bu kadar basit. O da zarar vermeyecek, hayvanlarla da beraber yaşayacağız. Bundan daha ötesi yok yani, bu kadar basit. Ama tabii bu işe gelmiyor, bu biraz seçim yatırımı değil, bu oy toplamaya yönelik değil. Ve bunun karşısında her zaman siz hayvanları insanlardan daha çok seviyorsunuz. Biz birlikte yaşamak zorundayız, bu dünyayı beraber paylaşmak zorundayız.